Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Bu videomuzda pasif filtrelerde ama bu sefer low pass değil yani alçak geçirgen değil yüksek geçirgen devrelere göz atıyoruz hemen buraya yazalım yüksek geçirgen. Yüksek geçirgen devre dediğimizde mantığımız ne olabilir arkadaşlar? Aslında yüksek frekansları geçirmek istiyoruz, alçak frekansları istemiyoruz. İşte bunun için sol tarafta bir devremiz var. Bu devre bir RC devresi. Şimdi yine zaman zaman öğrencilerden aldığım sorulardan biridir bu. E hocam alçak geçirgen devre yaparken yine RC devresi kullandık. Şimdi yine RC devresi kullanıyoruz. E o zaman aynı devre aynı anda nasıl hem alçak hem de yüksek geçirgen devre olabiliyor. Şimdi aslında burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Bizim devrenin alçak ya da yüksek geçirgen olduğunu anlayabilmemiz için transfer fonksiyonunu elde etmemiz lazım değil mi? Ve transfer fonksiyonu dediğimiz şey de bizim output parametremizin input parametresine bölünmüş hali. Yani çıktıyla girdiği karşılaştırdığımız durum. Şimdi fark etmeniz gereken şey şu. Burada arkadaşlar çıktığı biz direncin üzerinden alıyoruz ama yukarı gidip baktığımızda alçak geçirgen devre için kapasite üzerinden almışız. İşte tam olarak bu nedenle transfer fonksiyonumuz ve devrenin çalışması tamamen değişiyor. Ve burada da ufak bir analiz yapalım hemen ki hemen görebilelim değil mi ne demek istediğimizi. Transfer fonksiyonu fonksiyonumuz H omega idi. Bunu da output voltajı bölü input voltajı şeklinde ifade etmemiz gerekiyordu. Ve bu devrede de yine voltaj bölümü yapacağız arkadaşlar. Bayağıdır yapıyoruz. O yüzden biraz hızlıca yazabiliriz değil mi? Nedir bizim elde edeceğimiz şey? R bölü R artı 1 bölü J omega C. bunu elde edeceğiz tabi bunu biraz düzenlememiz lazım ne açıdan derseniz arkadaşlar mesela baktığımızda burada aşağıda r artı 1 bölü j omega c var ya burada ne yapabilirim ben şurayı bir j omega c ile genişletirim bu sayede daha kolay bir denklem gelmiş olur o zaman R bölü diyelim. Payı ellemeyelim şimdilik. R, J, omega, C artı 1 bölü J, omega, C. Bana bu gelmiş oluyor. Paydayı ters çevirip pay ile çarptığımda da J, omega, C, R gelmiş oldu değil mi? Şunu sadece şununla çarptım. Ve gerisinde de 1 artı J, omega, C, R'ye sahibim. İşte bu benim transfer fonksiyonum. Ben geldim şimdi bu transfer fonksiyonunu buraya yazıyorum. J, omega c R, değil mi? Payda kısmına da 1 artı j omega c, R yazıyorum. Ve burada bazı tespitler yapacağım. Ne gibi? Mesela omega'nın sıfıra eşit olduğu durumla alakalı bir tespit yapalım. Omega sıfıra eşit olursa arkadaşlar payımız sıfır olur. Paydamız da 1 artı sıfırdan 1 olmuş olur. 0 bölü 1'den ne gelir? Bizim bu transfer fonksiyonumuz sıfır gelir. Bu mükemmel. Neden? Çünkü yüksek geçirgen bir devre istiyorum. Alçak frekanslarda sıfır elde etmek istiyorum. Peki bu omega değerim sonsuza giderse ne olur arkadaşlar? Bu durumda bakın hem benim payda hem de payda da frekansım yani aslında devrede benim araştırdığım değişkenim var. Ve ikisinin de gücü üssü yani hani omega üzeri 2 omega üzeri 3 gibi düşünün. Kat sayısı demek istemiyorum kat sayı tabiri yanlış gücü diyelim değil mi? İkisinin de gücü birbirine eşit ikisi de omega üzeri 1 omega üzeri 1. Limitten bunları hatırlıyoruzdur. Eğer bunların ikisi de eşitse sonuç bizim için ne çıkar arkadaşlar? 1 çıkar çıkar değil mi? Yani transfer fonksiyonun burada da 1 çıkacak. O zaman ben şunu fark ediyorum. Bu mükemmel bir yüksek geçirgen. Düşük frekanslarda bana 0 verdi. Yüksek frekanslarda da bana 1 verdi. Ama geçen derste de bahsettiğimiz gibi alçak geçirgen devrelerden bahsederken ya bu nereye kadar geçerli değil mi? Nereye kadar olan sinyalleri alçak, nereden sonra olan sinyalleri yüksek olarak nitelendiriyoruz. İşte bunu bulmak için de köşe frekansı diye bir tabirimiz vardı. Hatırladık mı? Zaten şu soldaki grafikte de omega c olarak gördüğünüz değer. Ve biz bu değeri nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bizim transfer fonksiyonumuzun büyüklüğünü hesaplıyorduk ve bunu 1 bölü kök 2'ye eşitliyorduk. Bunu 1 bölü kök 2'ye eşitleyen frekans değeri bizim için köşe frekansı olmuş oluyor. O zaman bu transfer fonksiyonunun büyüklüğünü alalım. Hemen şuraya yazalım. J omega cr bölü 1 artı j omega cr. Bunu nasıl elde edeceğiz arkadaşlar? Pay kısmında kök içerisinde omega kare c kare r kare gelir. Ve payda kısmında da kök içerisinde 1 artı omega kare c kare r kare gelmiş olur. İşte bunu da 1 bölü kök 2'ye eşitlememiz gerekiyor değil mi? Bu noktada ne yapabiliriz? Her iki tarafın karesini alırız ve daha sonra bir içler dışlar çarpımı yaparız. Yani elimize ne geçmiş olur? 2 omega kare c kare r kare. Çünkü şöyle çarptık değil mi? Karesini aldıktan sonra. Sağ tarafta da arkadaşlar 1 artı omega'nın karesi c kare r kare. Burada tabii ne yapacağız? Şunu buraya atalım arkadaşlar. O zaman omega kare c kare r kare neye eşit oldu? 1'e. Ve bu durumda biz aslında frekansla ilgiliyiz. Omega kare neye eşit oluyor? 1 bölü r kare c kareye. Ve burada her iki tarafında kökünü aldığımız zaman omega c yani köşe frekansımız 1 bölü rc olmuş oldu bu bizim bu devredeki neyimiz köşe frekansımız yani bu şu anlama geliyor idealize olarak köşe frekansına kadar olan frekans değerlerinde bu devre sıfır sonucunu verecek çünkü alçakları geçirmiyor ama bu bizim bulduğumuz köşe frekansından sonraki değerlerde bir sonucunu verecek. Çünkü bu devre yüksek bir geçirgen. Tabi bu arkadaşlar ideal görüntü. Bakın bunu hep tekrar ediyorum. ideal görüntü. Bunu da şu yüzden anlatalım. Yani laboratuvarlarda öğrencilerle çalışırken de mesela bazen şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Diyelim ki omega c değerimizi tabi sallıyorum şu an. Hatta omega c üzerinden değil de laboratuvarlarda tabi biliyorsunuz kullandığımız ekipmanlar hertz ile çalışıyor. O zaman diyelim ki şöyle mesela tabi bu da frekans bu da frekans. Biri açısal biri normal o farkı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Diyelim ki 500 Hz bulduk köşe frekansını. Köşe frekansı 500 Hz ya. Mesela öğrenci 600 Hz için ölçüm alıyor arkadaşlar. Ve biz sonucu ne buluyoruz biliyor musunuz? Transfer fonksiyonu sonucu mesela 0.75 buluyoruz. Veya mesela öğrenci 400 Hz için sonuç almaya çalışıyor. Ne buluyoruz mesela 0.45 buluyoruz. E şimdi baktığınızda o zaman şunu diyebilir misiniz? Aa bu sıfır çıkmadı demek ki bu alçak geçirgen bir devre değil. Hayır pardon yüksek geçirgen bir devre değil. Bunu diyemezsiniz. Burada problem şu arkadaşlar. Zaten bu bir idealizasyon olayı. Yani şunu bekleyemezsiniz. 500 Hz çizgidir. 499 Hz'de sonuç 0 çıkacak. 501 Hz'de sonuç 1 çıkacak. Böyle bir dünya yok. Ama tabi burada ne olabilir? Tabi devrede kullandığınız elemanlar sebebiyle de hani mesela şeyde elde etmemeniz gerekir. Mesela 400 Hz'de transfer fonksiyonunda 0.8 bulmamanız gerekir. İşte böyle şeyler şeylerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden tekrar hatırlatmak istedim. Biz bir idealizasyon yapıyoruz ve yine bu grafikte gördüğünüz üzere bakın gerçeğine bakalım arkadaşlar. Gerçek grafiğe hatta yakınlaştırarak bir şey göstermek istiyorum. Gerçek grafikte biz ne yaptık? Şu noktayı, bu noktayı arkadaşlar farklı bir renkle göstereyim daha iyi olacak. Bu noktayı köşe frekansının değeri olarak belirledik değil mi? E bakın şimdi şurada mesela köşe frekansımız 500 Hz olsun. Burası 501 Hz olsun. Şurası 499 Hz olsun. E baktığınızda bakın yani bunlar aşağı yukarı aynı değil mi? Şu mesaj çıksın 0.7. Bu da çıksın 0.72. E bakın arada neredeyse fark yok gibi. İşte bu noktada arkadaşlar bunun bir idealizasyon olduğunu anlamak önemli. Tamam mı? Daha sonrasında zaten laboratuvar dersleri çekersek bunlar üzerine uzun uzun konuşuruz. Tabi yine geçen derste yaptığımız gibi şunu da yapalım. Demiştik ya bu mesela geçen ders alçak geçirgen devrelerden filtrelerden bahsederken şunu söylemiştik. Hani bu sadece bir RC devresiyle mi oluyor? Hayır. Hayır. Mesela bir RL devresi kuralım arkadaşlar buraya ve bu bu sefer bu RL devresinde bizim output'umuz indüktör üzerinden alınıyor. Tamamen böyle artı eksi dedim. Burası output'u alacağım yer. L ve R dedim. Burası da input voltajım. Şimdi bu devreyi bir analiz edelim arkadaşlar. Output voltajını bulmak istiyorum, değil mi? Output voltajım neye eşit olacaktır? Input voltajım çarpı şeyimin bobinimin indüktan empedansı bölü direnç empedans artı bobin empedans. Burada da tabii ne yapmamız gerekiyor? Transfer fonksiyonunu bulacağız. Bu da bizim için neye eşittir? Output voltajımızın input voltajına bölünmesine output voltajı böyle input voltajı da benim için direkt olarak aslında şu ifadeye eşit olmuş oluyor. ZL dediğim şey J omega L arkadaşlar. ZR dediğim şey R. Sonra tekrar J omega L var. İşte bu benim neyim olmuş oluyor? Denklemim olmuş oluyor burası için. E hemen analiz edelim o zaman bu transfer fonksiyonu denklemini. Omega 0 olduğunda ne çıkar burası? 0 bölü 0 artıdan arkadaşlar. Benim transfer fonksiyonum 0 çıkmış olur. Peki omega sonsuza giderken ne çıkar? Baktığımızda hem payda hem payda da arkadaşlar arkadaşlar bizim değişkenimiz birinci dereceden bulunuyor. Yani aslında burada da iki tane sonsuzdan dolayı h omega dediğimiz transfer fonksiyonumuz bir çıkar. Her şey çok güzel gidiyor. Burada da ne öğrenmek isteriz tabii ki? Nereye kadar olan frekansların e, alçak, nereden sonra olan frekansların yüksek olarak değerlendirildiğini. Bunun için de köşe frekansını kullanmamız lazım. Köşe frekansı içinde arkadaşlar transfer fonksiyonumuzun büyüklüğünü alıp kök 1 bölü 2'ye eşitliyorduk değil mi? Gerçi bu işte 1 bölü kök 2'ye de eşit. Orada kök 1'in önemi yok. Zaten o 1 olarak çıkıyor dışarıya. O zaman burada şunu söyleyebiliriz. C omega L bölü R artı C omega L'ye biz eğer transfer fonksiyonu dediysek bunun hemen bir büyüklüğünü alırız. Bunun büyüklüğü de kök içerisinde omega kare L kare bölü paydada da arkadaşlar R kare artı omega kare L kare elde ederiz. Ne eşitleyeceğiz? 1 bölü kök 2'ye her iki tarafın karesini alıp daha sonra da içler dışlar çarpımı yaparsak ne elde etmiş olur? Sol tarafta R kare artı omega kare L kare değil mi? Sağ tarafta da omega kare L kare kare elde etmiş oluruz arkadaşlar. Tabi sağ tarafta iki tane elde ediyoruz. O zaman bunlardan bir tanesini diğer tarafa alalım. R karemiz V kare yani omega kare çarpı L kare eşit olsun. İşte bu noktada da omega'nın değeri bizim için önemli. Diyorum ki omega kare dediğimiz şey R kare bölü L kare eşittir. Yani omega C dediğimiz köşe frekansı dediğimiz şey arkadaşlar aslında tabi kök almaya gerek yok artık. R kare bölü L kare değil mi? Direkt R bölü L diyerek geçebiliriz. Buna eşit olmuş oluyor. İşte bu da bu tarz bir yüksek geçirgen devrenin analizi. Ama mantığımızı anladık değil mi? Yüksek geçirgen devremiz aynen bu grafikte olduğu gibi düşük sinyalleri yok sayıyor, onları görmüyor, yüksek sinyalleri geçirmeye çabalıyor. İşte bu da a, yüksek geçirgen de, filtremizle alakalı dersimiz olsun arkadaşlar. Daha sonraki dersimizde de bant durduran filtre hakkında bahsedeceğiz. En sonunda da filtrelerin tamamıyla alakalı örnekler çözmeye geçeceğiz arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kend Iyi bakın. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti şekildir.